Anasını. Cam yok mu? Bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Bak işler değişti bir saniye. Mustafa. Efendim. Mustafa bak şu an Mustafa %1500 aşırı gergin. Çünkü köpek balıkları tam önünde, tamam mı? Selamlar. Yine biz. İrem'le birlikte bugün bir gezelim bakalımın daha başındayız. Şu an başına geldik. Ben yine Ankara'dan geldim. Yine Mustafa'yı ağırlıyorum İstanbul'da. Evet, hızlı trenle geldim. Bu sefer daha kolay oldu gelme. Evet, Marmaray hattından aktarma yaptık. Orada İrem'le buluştuk. Evet, metrodan Marmaray'a aktarma yaptım Yenikapı'dan. Fırt diye geldik buraya. Marmaray'la rahatça gelebiliyorsunuz kısacası. Evet, İstanbul Akvaryumu gezmeye geldik. Evet, bakalım Mustafa bugün nelerden panik olacak. O zaman... Gezelim bakalım. Gerçekten Marmaray'dan buraya böyle 3 dakikada falan geliniyor. Aşırı yakın yani. O yüzden gelmesi çok kolay. Sen peki bugün Burhan Altın top musun? Evet. Ben de altın. Batman'im. İstanbul Akvaryum'un önündeyiz. Ben Mustafa Kemal. Ben İrem Erten. Gezelim bakalım. Burayı sen söyle. Ben çünkü ilk söylediğimde sen çok gülmüşsün. Sen söyle ben güleyim. Tamam. O zaman gezelim bakalım. Biraz yalan oldu. Hadi gidelim. Gidelim bakalım. Evet. İçeri girdik. Şimdi burada bir gezi haritası evet. diye tabir ettiğimiz bir haritamız var. Tabii. Popüler canlılarımız, temalar. Temalar. Burada da bir minik harita kısmı evet. var. Bu haritanın seyrettiği şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi o zaman biletlerimizi alıyoruz. Burada girdikten sonra sağ tarafımızda böyle bir yeşil ekranlı bir yer olacak. Arka tarafa akvaryum fonları gelecek. Burada girişte fotoğraf çektirip daha sonrasında çıkışta bunu alabiliyorsunuz. Şimdi fotoğraf çekinelim. Hadi. Bu arada... Karadeniz. Black Sea'deyiz şu anda. Black Sea evet. temasının içerisine giriyoruz. Yok, bu arada yok. Karadeniz'in tuzluluğu 1017. Diğer tuzlulukları da söyleyeceğim, gülme. Biliyor musun? Evet, biliyorum tabii ki de. Özür dilerim, dalga geçtim. Boş vakitlerinde surelerin mühendisliğimi vurgu yaparım. Evet, kendisi burası benim alanım. Mühendis. Mühendis. Buraya da batıkların korunması gibi batık gemi. Gemi. Korunması. Yosunlar falan böyle hepsi yapılmış maketi. Yapılmış burada da çıkalım o zaman. Duvarlarda gezerken aynı zamanda bilgi edinebileceğiniz bütün şeyler yazıyor. Siyah havyar Mersin balıklarından çıkıyor. Ondan mı çıkıyor? Evet. Ama bunlar 14 yaşında cinsel olgunluğa erişip sen onun yumurtasını alıyorsun. O yüzden çok değerli. Değerli çok olmasının değerli sebebi evet. hem lezzeti ve protein Hı-hı. miktarından dolayı ve az bulunur bir hem şey. Hem de çok zor olgunlaştığı evet. için. Bu arada şöyle de bir şey var. Bu neymiş? Köpek balıklarıyla dalış. Evet. İşte aradığım atraksiyon muydu? Ben... İki atraksiyondan bir tanesi bu bence. Yani gezerken böyle aynı zamanda bilgi edinmek içinde bir yer. Evet. Tabii benim yanımda Mustafa olduğu için daha kolay oluyor. Kendisi uzman bu konuda biliyorsunuz. Evet, şimdi de İstanbul Boğazı'ndayız. Bu taraf Anadolu yakasını temsil ediyor. Burası da Avrupa yakası. Bu tarafta Avrupa yakasını temsil ediyor. Üstünde bulunduğumuz yer de Boğaz Köprüsü. Bayağı derin bu arada. Derin, Mustafa evet. fark ettin mi? Yani öyle balıklar böyle aşırı rahat hareket edebiliyorlar 5-6 burada. 5-6 metre var. Aynen. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de Marmara Denizi'ne doğru gidiyoruz. Burası Kapalı Çarşı'yı temsil ediyor. Evet. İstanbul'un biliyorsunuz önemli değerlerinden bir tanesi Kapalı Çarşı. Mesela Mustafa için de saz konulmuş. Mustafa biliyorsunuz çok Müziği. İyi saz çalar aynı zamanda. Müziğe ilgim de çok yüksektir. Çok yüksektir, çok yetenekli bu konuda. Ben bir gün dinlemenizi tavsiye ederim. Kendisi Ankara'da çıkıyor. Daha büyük ve daha farklı türlerin bir arada yaşadığı tank burası. Biraz mesela içine gerçekten bir gemi nereden koyulmuş. Baksan 12 metre var burası. Mustafa o kadar değil. 5000 metreküp burası. 5000 metreküp değildir. 5 metreküp. Ooo. 5 ton değil. 5 metreküp 5 ton. 5 ton 5 metre. Şöyle hemen çevirelim. Ben o zaman dalıyorum. Hadi. Burada böyle oturup canlıları izleyebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz alanlar yapmışlar çok güzel. Böyle amfiteyatro havası var aynı zamanda. Deniz salyangozlarının kabukları oluyor ya. Dinleniyor evet. Dinler miydin onu? Evet dinlerdim. O duyduğun ses ne sesi derler? Ne sesi? Deniz sesi derler. Aslında ne o biliyor musun? Ne o? Senin kulağındaki kılcal damarlarının sesi. Aaa! Evet burada da deniz anaları var. Ay çok güzelmiş. Kendisine Aurelia Aurita diyoruz. Aurelia Aurita. Evet, Aurelia Aurita. Sola çık ismi
gibi. Aslında orta saha, defansif merkezde. Buralar kısım kısım. Evet. Tema. Toplamda 17 tema var içeride. Evet. Dünyanın en büyük tema akvaryumu olmasının özelliği var. Çünkü çok büyük ve temalardan oluştuğu için dünyanın en büyük tema akvaryumu. Aynı zamanda Türkiye'nin de hem en büyük akvaryumu hem de en büyük tematik akvaryumu. Şu anda 4. temamız Çanakkale'deyiz. Evet. Buyurun. Buyurun. Evet, burası nereye? Ege. Müren olabilir. Müren mi? Yengeç değil mi bu? Orada yengeç vardı. Şurada bir Müren. Evet, Müren evet. Var. Evet. Bayağı büyük bu arada. Mürenler bu arada çok tehlikeli ve agresif hayvanlardır. Gerçekten evet, mi? Gerçekten bayağı tehlikeli. Bu şey... Aa bak, dişisini etkilemeye çalışan yengeç dansı. Bak, yemin ederim yapıyor. Dans ediyor şu anda. Bana böyle geliyor arkadaşlar, dans ediyor mu? Bence senin beni etkilemeye çalıştı. Senin etkilenmeye şeyin var bence. Geliyor herhalde. Oo. Biraz ben sevmiyorum eklem bacaklı fazla. Bayağı büyük. Oha. Bir de tabii bunun böyle yuvarlak misket gibi bir şey olduğu için o ıstakozların daha da büyük efekt yüzme veriyor. Şekliyle ilgili bir şey söylüyorum hemen. Evet. İstakozlar geri geri yüzer. Nasıl? Sırtı şöyle ya, şöyle duruyor ya. Evet. Böyle böyle yüzüyorlar. Kaçış anında böyle, geri geri kaçıyorlar. Böyle attırıyor evet. Yürürken kendine. Böyle ayaklarıyla ön yürüyorlar ama yüzme şekilleri geriye doğru. Aa, şurada Poseidon var. Ha. Bak. Poseidon Yunan mitolojisinden gelen bir deniz tanrısı. Deniz tanrısı evet. Yani elindeki çatalıyla, böyle meşhur çatalı. Bütün denizde yaşayan bütün hayvanları konuşabiliyor, hükmedebiliyor, denize hükmedebiliyor falan gibi bir suyla alakalı birçok yerde kendisini görebiliriz. Ege'yi bitirmiş olduk böylece. Süveyş kanalındayız. Süveyş kanalı nerede? Nerede? Afrika'da. Tamam. Burası da bir geminin yan tarafı, alt yan tarafındayız. Burada da Süveyş kanalından geçen bir geminin replikası sesi var. İşte yaklaşın ve dinleyin diyor, dokunun diyor. Böyle yaklaşıp dinlediğiniz zaman şöyle dinleyelim. Bak bu arada 9 metre, 10 metre gidiyor, 11 metre yani şu anda biz... Ben anca 9'a ulaşıyorum. Sen ama 10'a doğru gidiyorsun yine. Suyun bayağı altındayız. Suyun içinde iç kısmındayız tabii. Zaten onu evet. Diyorum. Evet, Süveyş kanalı kısmını bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kızıldeniz temasındayız. Burada bulunan canlılar da çok gerçekten tür bakımından çok fazla. Baksana. Evet, Napolyon balığıymış bu arada, adını öğrendik ve nesli tükenmek üzereymiş. Burada koruma altına alınıp evet. Neslini devam ettirme çalışmaları yapıyorlarmış. Kendisine çok de güzel bir saygı şey duyuyoruz evet gerçekten. Evet. Buraya da mercanlar koyulmuş böyle. Evet, Kızıldeniz'in en önemli özelliği mercan resifleri arkadaşlar. 1200 tür balık varmış. 1000 türden fazla da omurgasız canlı varmış. Bak bunlar hareket ediyor. Gördün mü? Solucan gibiler. Bunlar benekli bahçe müreni. Şimdi Kuzey Kutbu'ndayız. Kuzey Kutbu'na geldik. Bir beyaz. Bir serinlik geliyor içeri girince. Serinlik. O hava da verilmiş. Bir güzel. Beyaz. Buzulların kırılmasıyla ilgili burada bir görsel de var. Evet. Oha, bayağı beğendim. 95 yılı. Bak burada yılları ilerletebiliyorsun. Öyle Oha, mi? Çok iyi evet. Aa çok iyi. 1996. Her yılın hareketliliğini gösteriyor burada. 1997. 97. Biraz böyle açıldı. Ne kadar güzel yapmışlar. Çok güzel olmuş. Evet, toplumsal farkındalık için özellikle çok güzel bir yer olmuş. Çok beğendim. Aa, gerçekten mi buz? Evet. Oha, gerçekten evet. Gerçekten buz kütlesi var burada. Ya dokunması böyle sanki bir inciye dokunuyormuşsunuz gibi. Değil mi? Öyle değil mi evet. Hissi? İstanbul'un tek buzdağı olduğunu söylüyor. Biz de dikkat etmeleri konusunda gemilere içiniz rahat olsun. Diyebiliriz. Herhangi bir şey burada yok. Burada kendisi merak etmeyin, korunuyor. Aynen, içiniz rahat olsun diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi de Akdeniz'e gidiyoruz. Bakın bu güzel bir şey işte. Evet. Bak ne güzel, hangi balıkların nerelerde bulunduğunu gösteriyor. Buraya gelince hakikaten insan kendini böyle hiçbir şey bilmiyormuşum ki ben diye hissediyor ama bunu öğrenmek çok güzel bir şey. Bu arada her yerde aynı balıklar varmış gibi geliyor ama her yerde aynı tür balıklar yok. Yok. Yani buraya geldiğiniz zaman yavaş yavaş tüketin, her şeyin ne olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Evet, şu an Cebel-i Tarık Boğazı kısmındayız. Cebel-i Tarık okyanusla iç denizi bir araya getiren bir boğaz kendisi. Atlantik'te bulunan bir gemi batığı. Geminin makine dairesiymiş burası. Morse alfabesiyle ne diyor? 3 kere pıt 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 merhaba. Merhaba dedin. Ha, bir şey evet, söyleyeceğim. Dedim. Bak sen oradan basıyorsun, ben buradan görüp cevap veriyorum ya. Ha.
Görmüyor musun orada? Evet, gördüm. Merhaba dedim. O zaman ben konuşmayı bitiriyorum evet diyerek. İşte Cam Tünel'deyiz. Bahsettiğim en sevdiğim yer burası benim. Burası çok güzel çünkü. Bak en sevdiğin yeri. En sevdiğim yer dedim. Buyurun. Başka bir canlıyla birlikteyiz şu anda. Köpek balıklarıyla ilk karşılaşma anı. Evet, dalacağımız yer burasıymış bu arada. Yani başka bir yerden dalacağız, buraya da gelecekmişiz. Böyle insanlarla burada küçük şakalar. Evet, of. Kokunun inanılmaz şeyi belli oldu şu anda. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Orada... Köpek balıklarından daha çok korktuğum bir şey varsa o da çikolatadır. Burada onlardan yiyebiliriz. Bizim burada... ağzım sulanıyor. Panama kanalına geçiyoruz. Yine Panama kanalı ile ilgili, tarihi ile ilgili. Ha burası bak benim dediğim. Bak buradan geliyor, yükseltiyor, geçiyor. Panama'ymış. Sen karıştırdın burası, evet. Evet. Tamam. Bu da tatlı su deniz suyuna çevriliyormuş bu arada. Her balık hangi deniz suyunda yaşıyorsa ona göre özellik veriliyor sulara. Nautilus. Nautilus. Karanlık derinliklerdeyiz. Yani 100 metrede böyle bir ışık yok tabii ama yani gene de burada görelim hayvanları diye yapılmış. 100 metrede bir... yaşayan hayvanlar evet. Bunlar. Deniz atı. Ay deniz atı da... var. Anasını. Ne oluyor? Çok elim çok içeri girdi ya. Cam yok mu? Yok gibi. He efekt bu. Panik ettiriyor. Böyle sanki cam çok şuradaymış gibi geliyor. Gibi. Bir şey çıkmasın da. Bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Mesela şu şuradan gelecek falan. Oo, balık gelebilir. Kırılmaz değil mi ya? İnşallah. Mustafa'nın kendisi görüntü. Vallahi panik oldum. Zaten arkamızda neyse, yani. Ama ne en azından görmüyoruz. Ki? Ulan elim gittikçe gidiyor dedim. Herhalde şey yok, cam yok yani en sonunda. Evet şu an Güney Kutbu. Penguen var. Ya çok güzeller. Bayılıyorum bu hayvanlara ya. Bu penguenler Valencia Akvaryumundan evlat edinilmiş. Aynalı Labirent. Labirent. Evet. Önden sen girer misin? Koşarak geliyordu. Ay çarpmayalım diye. Ha, şimdi bak işler değişti bir saniye. Mustafa. Ha, evet. Efendim. Neredesin? Şurada. Karıştırdık bu arada farkında mısın? Karıştırmanın için olmuyor mu bu olay? Evet. Amazon ormanlarıyla aynı iklim koşulları sağlanmış burada. Costa Rica'dan bitkiler geldi. Aynı nemlilik, aynı ısı var. Yağmur yağıyor falan arada. Öyle şeyler var. Evet. Hatta benim. Burada uyarılar var işte maymun zemin ıslak olabilir. Maymun falan var mı acaba? Maymun mu? Bilmem. Öyle. Yok sanmıyorum. Sanmıyorum. Akvaryum olduğu için. Yürü. Ooo. Ne güzel. Islak zaten yağmur falan yağıyor tabii buraya evet. Yani. Amazon'a da gitmedik demeyiz. Şurada mesela bariz anlaşılıyor, görüyorsunuz çiğyi. Ha bak şurada bebek. Ana! Bir şey söyleyeceğim, bunların renkli olanları daha zehirli olabilmek. Evet. Aa kapibara! Aa, ana! Güzel. Dünyanın en büyük kemirgenleri bunlar. Burada da piranalar var işte. Kırmızı karınlı. Karınlı. Ha. Hepsinin aynı yöne durması böyle. Evet. Gerginler değişik hep yani. Değişik olay yani. Bu gereksiz bir fazla su değil mi anneciğim? Ay. Evet 17 tema vardı. Evet. Bir de artı olarak yağmur ormanlarına girdik. Çok güzeldi, çok etkileyici. Şimdi hediyelik eşyacıya uğrayalım. Uğrayalım. Evet şimdi girişte çektiğimiz o yeşil ekrandaki fotoğraflar için bize bir kart vermişlerdi. Bu kartla arka plana font uyguluyorlar. Beğenirsek alacağız. Font mu? Font mu? Font. Font yazı tipi. Ben bunu beğendim. Kesinlikle bu olmalı. Bu muazzam fotoğraf. Evet, hediyelik eşyacıya geldik. İrem'in en sevdiği kısım. Evet. Her hediyelik eşyada bir sürü bir şey alıyor. Evet. Şuradaki Sharky buranın maskotuymuş. Ha, bu. Evet. Çok güzelmiş Sharky. Bu arada. Ve sırada ne var? Sırada gerginlik var. Benim hiç gerilmediğim ama İrem'in... Tir tir titrediği bir bölüme geldik. Şimdi dalış yapacağız arkadaşlar. Önce eğitim alacağız. Bu arada randevumuzu yaptırmıştık tabii. Öyle burada karar vermedik yani buna.
Tabii. Siz de mutlaka gelmeden önce randevunuzu yaptırın. Hadi görüşürüz. Evet. Gerekli bütün eğitimleri alıp, yani bütün eğitimleri almadık. Evet. Yani önden tabii ki bize teorik biraz anlatıldı. Aldık. Şimdi sizin için de dinleyeceğiz birazdan. Gördüğünüz gibi, bir döneyim ben. Gördüğünüz gibi. Ben dönmeyeyim. Benim arkası biraz sıkıntılı olabilir. Hocamız teorik eğitimlerin hepsini bize verdi. Bir de kağıt imzalattı. Aşağıda balıklara salça olmayın gibilerinden. Hocam gelin. Buyurun. Karar verdiniz mi? Kim ilk önce giriyor? Veremedik hocam. O zaman sizi alalım bayanlar öncelik. Tamam. İlk ben giriyormuşum. Evet. Bayanlar önceliklendi. Bu sefer öncelik çok hoşuma gitti mi bilemiyorum. Çok sağ olun hocam. Hazırlanmaya başlayalım. Tankımızda yaklaşık 20 tür köpek balığımız var. 70 adet köpek balığı var ama herhangi bir risk yok yani balıklarla ilgili. Şimdi önce nefes egzersizi yapacağız burada ve ileriki tarafta. Aldığımız teorik eğitimleri uygulamaya geçireceğiz. Daha sonrasında diplere dalıp suyun içerisine gezeceğiz. Az önce önünden bir balık atladı. Onunla ilgili biraz problem yaşadı. Bir 10 saniye falan kaldı kendisi ama şu an pek bir problemsiz giyiyor bakınız. Heyecanlı değil. Ben biraz korkar diye düşünüyordum. Yaşar atlıyor yaklaştı. Yaşar. Muhteşem bir atlayış. Bravo Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Bir problem olmadığını düşünüyorum. Zaten eğitmenle beraber konuşa konuşa gidiyorlar. Profesyonel eğitmenler burada sizi her adımda sohbet ederek ve rahatlatarak ilerliyor. Eğer zaten bir problem sezerseniz ya suyun altındayken ya da yüzerken hemen bildiriyorsunuz. Ona göre rahatlatıp geri suyun içine girmenizi sağlıyorlar. Totalde 20-25 dakikalık bir serüven sizi bekliyor bu havuzda. Kayalıkların arasından yüzüyorsunuz. Sizi gerçekten hani güvenilir bir şekilde tutarak götürüyorlar. Bir kere öyle gerilmedim falan diyemem yani. Tabii ki gerildim. Çünkü konuşamıyorsunuz bir de hani. Konuşamamak da beni geriyor. Çok konuşmayı sevdiğim için. Kulağım hiç açılmadı. Böyle 2-3 metreden sonra çok vurmaya başladı. O da tehlikeli bir şey diye. Yukarı çıkardılar beni. 1-2 metrede takıldım ben ama 1-2 metrede de köpek balığı var arkadaşlar. Mustafa'nın panik olmasını bekliyorum. Benim mesela alışma sürecim kısa sürdü. Şurada. Kendisinden panik bekliyorum. Mesela dışarıdan küçük gözüken köpek balıkları içeride hiç de küçük değil. İrem de İrem, İrem de İrem. Neymiş efendim? Senin kadar güzel bir kız buraya gelmemiş daha önce. Vay efendim işte harika yüzüyorsun. Kulağın ne güzel falan. Şuradaki kahverengi işte. Bakın şimdi de yukarıdayım diye yukarı çıkmış. Yeter artık. Herkes kendi yoluna ya. Merhaba. İyi misin? Kulağın değil mi senin de? Onun da kulağı gördün mü? Ah yoldaş be. Mustafa bak şu an Mustafa %1500 aşırı gergin. Çünkü köpek balıkları tam önünde tamam mı? Şimdi onu görüyor. Bak. Bak. Paniğini gördün mü? Hareketini gördün mü? Hareketini gördün mü Mustafa? Böyle oldu. İçeride. Böyle oldu karşısına çıkınca. Mustafa, aman tanrım. Ne ettiler sana Mustafa? Senin benim de öyle. Gel bakalım Mustafa. Evet güzeldi ama genel olarak sen nasıl buldun? Ben sana tutayım. Kafamı soktum köpek balığı karşımda. Böyle burun buruna geldik. Evet. Abi bir baktım geliyor. Hocam diyorum bak geliyor. Geliyor şöyle gösterdi falan. Diğer arkadaş da bununla çekiyor sırada. Ya canlı canlı çok geliyor yani. Hani bir de eşsiz bir deneyim. Türkiye'de bunu yapabileceğiniz tek burası var. Karnacık. Su ezdi tabii beni. Ezdi mi? Yarım metre aşağıdaydın. Nereye ezdin? İyi o zaman beraber. Gidip bir yemek yiyelim. Ne yapayım? Ya yürü be. İyi tamam hadi gidip yiyelim o zaman. Görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi dalış sertifikalarımızı da aldık. Aldın mı sen de? Aldım ben. Mutlu musun? Çok mutluyum. Atlantik ve Pasifik okyanuslarına yaptığımız 30 dakikalık dalış ile İstanbul Akvaryumu'ndan aldığımız bir dalış sertifikası olacak. Evet. Şimdi Crown Plaza Florya'dayız. Hemen yan tarafında bulunuyor zaten. Evet. Burada yemek yiyeceğiz. Evet ben zaten yorumları okudum buraya gelmeden önce. İnanılmaz güzel yorumları var. Yemekleri içinde, manzarası içinde dedik ki hazır buradayken burada yemek yemeden gitmeyelim. Evet o zaman hadi yiyelim bakalım. Club Sandwich. Buranın meşhurlarından bir tanesi kendisi. O yüzden merak etmiştim. Çok güzelmiş gerçekten. Ben de Atrox hamburger yiyorum. Bu da çok güzel cheddar peynirli. Karamelize soğanlı.
kocaman da bir köftesi var. Hmm. Bayağı da büyük bu arada menüler. Çok sen büyük bunu hiç yani. Yiyemezmişsin. Ben onu yiyemem. Burası tam date çıkılacak restoranlardan bir tanesi. İstanbul'da gerçekten böyle gönül rahatlığıyla arkadaşlarınızı, sevgililerinizi, eşinizi, dostunuzu, herkesi getirebileceğiniz hem yemekleri çok güzel hem de manzarası 10 numara bir yer. Artık güneşi batırmak üzereyiz. Şimdi de Aqua Florian'ın içindeyiz. Burada sahil şeridinde bir süre oturup kahve içebileceğiniz ve aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz yerler de mevcut. Şimdi burada oturacağız, kahve içerek günün yorgunluğunu atacağız. Sonra da bize veda zamanı. O yüzden hadi kahve içmeye tamam. Gel. Tamam. Ben veda ettim biraz erken oldum. Dolu dolu bir gün geçirdik. Aşırı eğlenceliydi benim. Bayağı saatlerdir buradayız. Evet, bayağıdır buradayız. Çünkü böyle çok kompleks bir yer olduğu için yapabileceğiniz bir sürü aktivite var. Daha burada gösteremediğimiz bir sürü şey var. İşte bowlingi, eğlence, sineması vesaire bir sürü şey var akvaryum dışında da. O yüzden bütün gününüzü burada geçirebiliyorsunuz yani. Bütün parçaların bir bütün olduğu bir yerdeydik. İstanbul Akvaryum, Aqua Florya ve Crown Plaza Florya'ya çok teşekkür ederiz. Bizleri ağırladılar. Biz çok eğlendik. Umarız siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. İstanbul Akvaryum'u da sosyal medya hesabından takip edin. Şu aşağı bir yerlere sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.